Bugün biraz dudak dolgusundan bahsedeceğiz ve dudak dolgusu yapacağım. Dudak dolgusu tabii hastalarımızın beklentileri çok farklı. Bazı hastalarımız doğal yumuşak yapıldığında çok az belli olsun diye talepler olurken, bazı hastalarımız da tam tersi yapıldığında belirginliğinin çok fazla olmasını istiyorlar. Hatta olması gerekenden daha fazla dolgun miktar istiyorlar. Tabii bu dudağa zarar verici için bizim ısrarla uzaklaştığımız bir konu. Eğer bu tip talep olursa bir seferde tüm dolguyu yapmak yerine birkaç seansta, belki iki, belki üç seansta yapıyoruz. Dolgunun belli bir oturma süreci var. Bazı dolgular yapıldığı anda şiddetli ödem yapıyor dudakta. Bazı hastalarda bu ödem hiç görülmüyor. Bazen hafif kanamalar oluyor. Buna bağlı olarak gereğinden fazla büyük görünebiliyor. Ya da dolgu yumuşaklığı, fazla yumuşak dolgu seçersek hastalarımızın memnuniyeti ciddi anlamda düşüyor. Birçok hastamız mesela yumuşak dolgular istemesine rağmen yapıldıktan sonra hiç belli olmadığını söyleyebiliyorlar. Aslında dolgu orada duruyor. Eski haline göre biraz daha büyük ama biz doktorların hastayı çok iyi anlaması gerekiyor. Ne istediklerini tam olarak anlamamız gerekiyor. Ve aşırıdan uzaklaşıp gerekirse 2 seansta, gerekirse 3 seansta parça parça yapmak gerekiyor. Tabii bu işlerin belli bir maliyetleri var. Bir dudak dolgusu kullanıldığında, bir tüp kullanıldığında belli bir maliyet ortaya çıkıyor. 2 tüp olduğunda maliyet doğal olarak artıyor. Biz Acıbadem Hastanesi'nde şöyle yeni bir strateji uygulamaya karar verdik. Artık tek tek dolgu fiyatı vermek yerine bir dudağa hastanın istediğini tam olarak anladıktan sonra dudağa bir fiyat vermek, tüm enjeksiyonu tek seferde değil, büyük kısmını yapıp belli bir süre sonra gerekirse ikinci kısmını yapmak şeklinde bir yöntemimiz olacak. Yani maliyetleri de düşünmemiz gerekiyor bu zor günlerde. Dolgu fiyatları konusunda yormamak gerekiyor ama istedikleri sonucu da vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili farklı çalışma yapmaya karar verdik. Sistem kurduk, bir formül oluşturduk. Bu anlamda dudak dolgusuyla ilgili herkesin belki birinci, belki de ikinci sırada merak ettiği konulardan biriydi maliyet. Peki dudak dolgusu ne kadar kalacak? Yaklaşık olarak 8 ay ile 12 ay arasında kalır dudak dolguları. Eğer vücut herhangi bir reaksiyon göstermezse, enfeksiyon olmasa vesaire olmasa ilk ikinci haftadan sonra dudaktaki ele gelen kısımlar gelmeyip dudakla kısmi olarak özdeşleşip o hacmi ve nemi verir. Ama yavaş yavaş vücut tarafından bu hyaluronik asit bazı olduğu için dolgular yavaş yavaş emilip bir yıl içinde tamamen kaybolup gider. Bunun dışında dolguda farklı uygulama metotları, farklı uygulama şekilleri vardır. Her cerrahın kendi tercih ettiği yöntemler vardır. Benimki biraz daha vertikal yöntemde uygulamak. Onu daha çok seviyorum. Kanül kullanmıyorum. İğneyle yapıyorum. Son zamanların modası Rus tipi, Russian tip dudaklar var. Onlar daha tekniği birazcık daha farklı halde geliştirilerek yapılıyor. Biz hastaları iyi anlayıp ne istediklerini ve yapabileceklerimizi iyi bilirsek hem hastayı baştan gereksiz maddi manevi olarak yormayız hem de gereksiz işlemlerden kaçmış oluruz.